Türkiye ile Fransa arasında oynanan milli maçta futbolcularımızın asker selamı vermesi üzerinden bir tartışma yaşandı. Maç oynandı. En nihayetinde UEFA da soruşturma kararı aldı. Bu haber de dün haber merkezlerine yayıldı. Ama bizim konuşmadığımız, belki de konuşmamız gereken bir başka detay vardı. Maça gol atan Kaan'dan geldi değil mi o detay? Maçta gole imza atan futbolcudan geldi. Arkadaşlar ekrana getirirseniz Kaan, diğer futbolcular asker selamı verirken arkası dönük ya bu objektiflere yansıyan kare üzerinden sosyal medyada, Twitter'da bir takım eleştirilere muhatap oldu. Bu da başka bir soruyu, başka bir tartışılması gerekeni önümüze koydu. Selam vermeli miydi, vermemeli miydi? Selam vermeyen Burada birine linç zaten etmek de haklı mıyız? Kaan Ayhan sanırım golü atan kişiydi. Hani o kadar yoğunlukta belki kaçırmış da olabilirim ama Kaan atmıştı. Kaan demiyordu. Ay tüylerim diken diken oldu. Şöyle Türkiye'nin tek golünü kaydeden Kaan Kaan tamam. Ayhan golden sonra Tamam. yaşanan sevinçte Tamam. selam vermedi. Mesela şu. Dün hani bu asker selam üzerindeki şeyi söyledim. Selam vermesi sorun değil. Bu çocukları selam vermeye zorlamak sorundur diye söyledik. Bunlar asker değil, futbolcu. Milli takımın oyuncuları asker değildir, futbolcudur. Milli duygular yüksek midir? Olur. Yüksek olur. Ama bu milli duyguları bir asker gibi davranmasını gerektirmez. Bu duyguyu dışarı kendi özgür iradesiyle dışa vurabilir, selam verebilir, başka bir şey yapabilir. Zaten bu bakış açısında Avrupa'nın çifte standartı da var. Dün söyledim hani Fransa'nın en ünlü oyuncusu Griezmann'ın da asker selamı verdiği fotoğraflar vardı. Bunu da dün söyledim. Buradaki temel mesele şu, tam da söylediğim. Bu selamı vermeyen futbolcuya tepki gösterip baskı altına alıyorsanız orada sorun var. Bu futbolun dışına çıkar. Tek golü atmış. Fransa gibi 2018 dünya şampiyonu bir takımla berabere kalmak bir başarıdır. Özellikle böyle kriz ortamlarında ülkeler arasındaki gerilimlerde bu başarının anlamı da büyüktür. Şimdi bunu kazandıran bir oyuncuya daha ne yapsın ya? Yani şunu mu söylüyorsunuz? Kaan eline alsın silah, sınıra mı gitsin? Ateş mi etsin? Fransa'da seyircilere mi saldırsın? Daha ne yapsın? Yapabileceği en önemli şeyi yapmıştır. Bir futbolcu olarak golünü atmıştır. Ve son dakikalarda gelen bu golle de Türkiye kendi kişisel tarihinin en büyük başarısına imza atmıştır. Ama sen bir futbolcuyu asker selamı vermedi diye baskı altına alırsan ve sosyal medya linci yaparsan bu başka bir yere gider. O zaman bu selamın kişisel bir duygu ifadesinden daha çok bir kurgulanmış bir durum olduğu ortaya çıkar. O zaman bu da eğer başkalarının, UEFA'nın ya da başka bir şeylerin devreye girmesinde seni zaafa uğratır. Her futbolcu kendini ifade edebilir. Buna kimse karışamaz. Bir kez daha söylüyorum. Ama bu ifade etme biçimi bir kurguysa, bir baskıysa bu yanlıştır, doğru değildir. Hele golü atan bir futbolcuya asker selamı vermedin diye tepki göstermek vatanseverlik de değildir. Öncelikle futbol düşmanıdır o. Sonra da vatan sevgisini duygu sömürüsü yapan insanlardır. Ya da Kaan kadar ülkeye zerre faydası olmayan asalaklardır. Bu kadar net yani. Ne ayıp ya. Yani sen bu çocuğu bu baskı altına aldığında sahada ya golü atarsam ne yapacağım şimdi selam nasıl vereceğim onu düşünmek. Bunları düşünerek o golü atabilir mi? Ya da sahada performans sergileyebilir mi bu adam? Bırakın isteyen istediği gibi sevinsin. Asker selamı versin ya da vermesin. Asker selamı vermedi diye şimdi vatanseverlik duygusu sorunlu mu Kaan? Ki golü atan futbolcu. Şu saçmalığa bak. Asıl sorun budur. Bu baskıyı kurmaktır insanlar üzerinde. Bu baskının adı da normal değildir. Daha ağır tanımları da vardır bunun. Eğer bu baskı her futbolcu, her kişi, sanatçı, şarkıcı, türkücü, gazeteci üzerinde bunu yoğunlaştırıyorsanız da bunun adı faşizmdir.
Başka bir açıklaması yoktur. Öyle her şeyi de kullanılmasını doğru bulmam. Bu çok ağır bir şeydir çünkü. Faşizm. Ama bu şekliyle kullanırsanız bunun adı faşizmdir. Başka şey yoktur. Vatanseverlik falan duygularıyla da zerre alakası yoktur. İdeolojik başka bir tahakkümdür.